Herkese merhabalar. Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle birlikte 8. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sorularını beraber bakacağız. Kelime tekrar yaparak ve gramer tekrar yaparak soruları teker teker çözeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Bu arada başlamadan önce bizim ingilizetv.net web sayfamızdan bu yazılıyı indirebilirsiniz. Bizimle beraber videoyu durdurup çözebilirsiniz. Arkasında bizimle beraber de kontrol edebilirsiniz. Bunun sizin için daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bizim İngilizce TV kanalımızda bu 8. sınıf videoları var. Kelime videolarımızı oralardan kelime videoları çalışarak da yazılıya desteklemiş olabilirsiniz. Evet, isterseniz hemen başlayalım. Birinci sorudan başlayalım. Diyor ki burada cümleler vermiş bize, resimler vermiş. Bu cümleler resimle ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Önce isterseniz research okuyalım. Researchers, ne demek researchers? Araştırmacılar found some new fossils. Yeni fosiller bulmuşlar. So they are working on them in the lab. Nerede çalışıyor fosillerle ilgili? Laboratuvar çalışıyorlarmış. Resimlere baktığımız zaman burada nerede laboratuvar çalışması fosiller var? Tabii ki burada. Bunu bir numaraya buraya koyalım. He is operating a robot machine. Robot makineyi ne yapıyor? Operating. Ya ne yapıyor? Onu kullanıyor. Opera ediyor onu. Kullanıyor. O zaman nerede robot kullanıyor baktığımız zaman burada? Burada kullanıyor robot makineyi. They are exploring the space. Onlar ne yapıyorlar? Explore araştırmak demek. Niye araştırıyor? Uzay araştırıyorlar. Hangi resimde uzay araştırıyorlar? Tabii ki burada uzay araştırıyorlar. They are implanting the bionic eye in a person born blind. Doğuştan diyor kör olan, ama olan birisinin gözüne ne yerleştiriyorlar? Bionik bir göz yerleştiriyorlar. O zaman hangi sosyal bionik göz baktığımız zaman burada? Tabii ki bu da bionik göz yerleştirme operasyonu var. She is vaccinating the baby to protect him from dangerous illness. Onu diyor tehlikeli hastalıklardan korumak için ne yapıyor insanlar onu? O bebeğe aşı yapıyor. Bu da 5 numara. Bir sonraki soruya bakalım isterseniz. Verilen örnekteki gibi kelimelerle cümle oluşturun demiş. Evet sevgili öğrenciler, burada şimdiki zaman bir örnek yapmış. She is mopping the floor. O yerleri süpürüyor. Burada biz yapalım. He is cooking the meal. Ne yapıyor? Yemek pişiriyor. She is doing the shopping. Doing the shopping ne demek? Alışveriş yapıyor. She is loading the dishwasher. Dishwasher. Loading dishwasher neydi hatırladık mı? The loading dishwasher'da bulaşık makinesini doldurmak. They are ironing the clothes. Ne yapıyor? Kıyafetleri ütülüyor. We are making the bed. Biz de ne yapıyor? Yatağı yapıyoruz. Evet sevgili öğrenciler, burada iki sorumuzu bitirmiş olduk. Bir sonraki soruya bakalım isterseniz. Bir sonraki sorumuzda ne var? Bir sonraki sorumuzda have to, has to var ve don't have to, doesn't have to. Bunlar ne demiştik? Zorunluluk bildiren durumlarda kullanılır. Dışarıdan gelen zorlamalarla ilgili bunları kullanıyoruz. Ahmet works in a restaurant in the evening. Akşamlar Ahmet restoran çalışıyormuş ve he has to. Saat 8'den atmak zorundaymış, işe başlamak zorunda. Ahmet is a waiter. Ahmet neymiş? Bir garsonmuş. He isn't a cook. O bir aşçı değilmiş. So, böylelikle he doesn't have to cook. Değil mi? Ne yapmak zorunda değil? O yemek pişirmek zorunda değil. All waiters in the restaurant. Restorandaki bütün garsonlar ne yapmak zorunda? Have to. Niye burada have to oldu? Çünkü bütün garsonlar dediği için wear white t-shirt and black trousers. Beyaz gömlek ve siyah pantolon giymek zorundalarmış. He doesn't work on Sundays. Pazar günleri çalışmıyorlar. So, böylelikle he doesn't. Evet. Doesn't have to go to work. Değil mi? Ne yapmak zorunda? Pazar günü okula gitmek zorunda değilmiş. Ahmet and his friends start work late. Ne yapıyormuş bunlar? Geç işe başlıyor. So, they don't have to get up early. Onlar erken kalkmak zorunda değillermiş. Burada have to ve has to'yu görmüş olduk. Bir sonraki sorumuzda ne var? Prefer yapısı var. Would rather yapısı var. Prefer yapısı, prefer'den sonra gelen
Prefer'den sonra gelen fiil ing takısı alır. Bağlacı to'dur. Would rather'dan sonra ise fiil yanlarda kullanılır. Bunu unutmuyoruz. Bunun bağlacı da then sevgili öğrenciler. He prefers going to bungee jumping mi? Yoksa going bungee jumping ne demiştik? Prefer'den sonra ing geleceğine göre burası going olacak. Going bungee jumping to neyi tercih ediyor? Skiing ya da trying de olabilir. Biz skiing tercih ederim ona. Kaymayı bungee jumping'e tercih etmiş oluyor değil mi? Bizim her zaman tercihimiz birincisi. She would rather demiş. Ne demiştik? Would rather'dan sonra fiil yanlarda kullanılacak. Go kayaking mi? Do ve then var burada. Go kayaking to canoeing. Bizim bağlacımız neydi would rather'ın bağlacı? Then olduğuna göre cevabımız burada then olacak. I would rather demiş. Gene fiil yanlarda kullanacağız burada. Stay at home then go out. Doğru mu? Evet doğru. I prefer skydiving. Burada bağlacımız ne olacak gene? To olacak. Prefer'in bağlacı to'ydu. Canoeing. Evet bir sonrakine bakalım isterseniz. Burada demiş ki bize kelimeleri yerleştirelim. Transportation, ulaşım, accommodation, konaklama, location, lokasyon, yer. Turist attraction, turistlerin dikkatini çeken, cazip eden yerler. Castle, kale, mosque, cami, palas, saray, lake, lake göl, museum da neydi? Müze. Bunların hepsi ne bunların hepsi? Burası D. Yani turistlerin dikkatini çeken, ilgisini çeken yerler. Değil mi? South, East, West, North, West. Bunlar neydi? South, East, North, West. Yani Güney, Doğu, Kuzey, Batı. Bu da location. Location neydi? C. Evet. All inclusive resort. Her şey dahil oteller. Kahvaltı, yatak, oteller. Bu neden bahsediyor? Bu da accommodation'dan yani B'den konaklamadan bahsediyor. Bus, plane, train, ship, car, bike. Otobüs, uçak, tren, gemi, araba ve bisiklet. Bu neden bahsediyor? Tabii ki A'dan. Yani neden bahsediyor? Transportation'dan bahsediyor. Bir sonraki sorumuza bakalım. Tabloya bakıp cümleleri doğru ya da yanlış olarak yazalım. Maria prefer hang gliding to caving demiş. Maria neyi tercih ediyormuş? Hang gliding caving'e tercih ediyormuş. Doğru mu? Bakalım. Onun tercihi hang gliding değil. O zaman bu ne olacak? False. Onun tercihi ne? Caving. Ama bizde burada ne demiş? Hang gliding tercih ettiğini söylemiş. Onun için bu yanlış. Betty and Diana prefer hang gliding to skateboarding. Betty ile Diana neyi tercih ediyormuş? Hang gliding ki skateboarding tercih ediyormuş. Doğru mu? Evet doğru. True koyuyoruz. Betty prefers parkour running to caving. Parkour running ki Betty, parkour running ki caving tercih ediyormuş. Doğru mu? Evet doğru. Bu da doğru. Betty and Diana prefer caving to hang gliding. Betty and Diana prefer caving to hang gliding demiş. Hayır, onlar hanging öbürken tercih ediyor. Bu da yanlış. Bu da comparative superlative demiş. Burada baktığımız zaman cümlede, comparative olan cümlede muhakkak ne olması gerekiyor sevgili öğrenciler? Then olması gerekiyor. Superlative olan cümlede ise grubun içindeki en'i seçiyoruz. Bunu unutmuyoruz. Chinese is, burada then var mı? Yok. Olmayabilir de gerçi de. Burada in the world, dünyada dediğine göre ne olacak burası? The most difficult. Değil mi? Dünyanın en zor dili neymiş? Çinceymiş. Evet devam edelim. Osmaniz demiş. Burada basketbolu in our okuldaki en iyi basketbolcu diyeceğiz ona. Good neydi? Good olur mu? Olmaz. Good worst olmaz. Ne olacak? The best olur değil mi? Neydi hatırladın bunu? Good, better, the best. Unutmayalım bunu. Bir de ne vardı sevgili öğrenciler? Bad vardı. Worst, the worst. Yani iyi, daha iyi, en iyi, kötü, daha kötü, en kötü. Evet. Burada da en iyi oyuncuymuş. April demiş. Bakın burada den var. O zaman komparatif yapacağız bunu. April is shorter than March. Nisan, Mayıs, Mart'tan daha kısadır. English is burada tek eceli değil. Çok eceli olduğundan dolayı ne gelecek önüne? More gelecek. More enjoyable than French. Fransızdan daha eğlenceliymiş. Evet son sorumuza geldiğimizde ise sevgili öğrenciler. Burada alt çizili olan kelimeleri diyor ne yapın diye onları eşleştirelim. Sorting Anadolu region bu neden bahsediyor bize? Mardin is located yani yerinden konumundan bahsediyor. O zaman bu ne bu? Location. Ne bu? Location. Southern. Southeastern. Anatolian. Region.
location. Sonra it's popular tourist destination, varış noktası diyor turistler için. In Turkey, hot summer months follow the winters demiş. Bu neden bahsediyor bize? Tabii ki weather'dan bahsediyor. Çok basit bir soru olmuş bu da. Hot summer months, çok sıcak ayları ne takip ediyormuş? Follow cold winters. Soğuk kışlar takip edermiş. Bu da weather'dan bahsediyor. There are many historic mosques, church and madrasaymış. Camiler, kilise ve medreseler varmış. Bu da neden bahsediyor? Evet. Historic mosque bunlar. Tourist attraction. Bu yok burada cevabı. Burada neden bahsetmiş? Mardin is also famous for unique cuisine. Yani o yemeklerinde çok eşsiz bir şey varmış. Ve ikbebet, sembusek ve harira onların en meşhur yemekleriymiş. Ne olacak burası? İkbebet olacak yemekler. İkbebet, sembusek ve harira. Yazımız biraz çekinme olsun. Accommodation neydi? Konaklamaydı. You can stay hospitable. Misafirperverlik demek hospitable. Guest houses. Misafirperver evlerde kalabilirsiniz. Nerede kalabiliriz? Accommodation mı? Guest houses. Yani misafirperverlik yapan evlerde kalabilirsiniz. Bunun cevabı da sevgili öğrenci. Historic bu da. Bu da buraya alalım şöyle isterseniz. Bu da ne olsun? Tourist attraction olsun. Yani turistlerin cazip olan çekilen yerlerden alınacak. Evet. Bunu buradan alt tarafa kaymış. Kusura bakmayın ondan dolayı yazıda çıkmamış. Evet sevgili öğrenci. Burada yazılımızın sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir yazılı olmuştur.